gecenin anlam ve önemini açıklayan kar dur, başladı. Dur saçını göstereyim. Gece geldik. Bakalım bizi neler bekliyor? Diyecek bir şeyin var mı hayatım? Yok, hadi başlayalım. Başlayalım. Karda mı zor yoksa gece mi kırmak daha zor? Yok, bir şey fark etmiyor bence, sence? Işık gün ışığıyla bir değil tabii. Tabii canım. Gün ışığıyla bir değil. Biz yine ne yaptık? Çadırı yıkadık. Çadır çadır olalı böyle eziyet görmemiştir. Her hafta yıkanıyor. Sen kokuyor dedin. Pis kokuyor dedin çadırı. Kokuyor. Çadıra. Bize dalinle yıkıyor. Şimdi tertemiz kokuyor. Çadırınızın rengini çok beğendim. Sizin çadırınız oval anladığım kadarıyla. Şapkanız güzelmiş Hasan Bey. Ne bu? Bunlar üst bağlantılar. Bunlarda direk yok. Üst bağlantılar yapacağım. Hı. Sonra ayaklarını çakıyoruz. İyiymiş. Aşkım sen ne alemdesin? Son aşamaya geldin. Yakından çekeceğim. Bunun üstüne geçiriyorsunuz değil mi? Bastır. Bastır, bastır, bastır. Ayağınla da bastırabilirsin, sıkıntı yok. İyi ama. Evet. Zemine göre değişiyor. Evet. Gelelim. Normalinde buralara şeffaf cam takabiliyoruz. Ha. Şeffaf camınız da var mı? Var, var. Camımız şeyde. Çantasında. Evet. Buralara normal cam takabiliyoruz. Sinekliğine. Evet, sinekliği, evet. Normal cam. Anladım şu anda. Anladım. Bir, iki, arkada da var. Dört tane cam var. Sonrası zeminin ekstra mı koyuyorsunuz? Zeminini ekstra koyabiliyoruz. Koymuyoruz ama koyabiliyoruz. Zemin size bağlı, istediğiniz gibi kullanıma. İstersen börs kırak. Zaman ayağına ayakta durabiliyorsun. Çok rahat. Güzel tarafı üç tane kamp tet. Sığıyor çok rahat. Bir tane ortayan masa çok rahat bir şekilde sığıyor. Sobanız sobasız yok. Mi? Çin sobası. Bu normal ısıtıcı sobayla oluyor bu. Bu öyle soba şey yok, çıkış yok. Isıtıcı sobamız var. Onu yapıyoruz. Evet, biz de ön tente kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Soğuktan yalnız var ya, nefes aldıkça duman çıkıyor ağzından. Al o zaman. Ne? Şişirme aletini getirdin mi? Bu kampet senin arabada mı? Aşkım su geçirmesin diye o yeşil de getir, altımıza serelim istersen.
altına yerleştireyim. Evet, arkayı da sabitledik bir şekilde. Sobamız da hazır. Tamamdır. Bu şekilde içeride 3 tane kampet var. Ortada da büyük bir alan var. İki çadırımın da iç kurulumu ve dışı tamamlanmıştır. Biz elektriğimizi bağlıyoruz. Zaten şu an en ihtiyacımız olan şey ışık. Yalnız bir şey söyleyeyim, kristal kristal. Çok soğuk ya. Hani öyle böyle değil yani. Kar soğuğu var. Kar soğuğu. Yani herkes diyor da bize. Ne diyorsun? Psikopat. Kış kampı mı? Biz de bunu seviyoruz. Ne yapalım? Değil mi? Evet, ama onu içeriden geç. Işık çantamız burada. Şöyle bakalım nasıl yanıyormuş. Şöyle göstereyim size. İşte 10.10. Bembeyaz ve parıl parıl şu anda. Zaten gerçekten kar soğuğu var. Ufaktan kar atıştırıyor galiba. Misafirimizin köpeğini suyu buz tuttu dışarıda olduğu için. Artık sıcak su koyacağız ona da. Kıyafet çantasını da getir. Yerdeki kristalleşmeyi görebiliyorsunuz. Benim canım kamp yastığım. Çok solmuş. Birazcık ısıtacağım. O zaman iyi geceler. Hadi iyi geceler. Yat güneşe. Bugün cam işler yok. Misafirlerimiz çaylarını alıp geliyor. Misafir ol gel bana yumurta kırayım. Yok, bir de buğulama yaptık. Buğulama yaptınız. Allah razı olsun. Hasan Bey'in kaşarıyla, muhteşem kaşarıyla. Şu kabaklarından da kabak tatlısı yapalım. Dediğimiz olsun. Ona yenen kabak peki. Olsun, biz yeriz olacak. Thank you.
Ada nasılsınız? Ben geldim diye mi katıldınız? Evet. Evet. Evet, çok güzel kamp yapıyoruz arkadaşlar. Karnımızı doyuracağız. Karnımızı doyuracağız. Sonra pastamızı keseceğiz. Doğum günü kutlayacağız. Doğum günü partimiz var bugün. Allah izin verirse. Gözüme gözüme tutma. Gözüme gözüme tutma. Buranın uç büyüğü benim. Bugün doğduğun için ne düşünüyorsun? Böyle hayvanların şiddet gördüğü, çocukların birçok şeye maruz kaldığı, her gün haberlerde bir kadın cinayetleri duyduğumuz bir ülkede doğduğum için çok da mutlu olamıyorum. Keşke herkes daha güzel bir dünyaya doğabilse. Bugün kampımızın ikinci günündeyiz. Onu kutlayacağız. Öncesi biraz yemek yiyelim. Ondan sonra devam ederiz. Parti zamanı. Parti zamanı. Evet. Çok güzel değil mi? Kar yağıyor. En sevdiğim. Şuna bak. Çok güzel yağıyor ama. Evet. Yakaladık kamptayken. İlk kez kar kampında. O zaman kar yağışını yakaladık. Normalde kar yağıyor da öyle geliyordu. Evet. Sese kulak verin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Misafirlerimiz gidiyor. Biz de kahvaltımızı yapacağız ve yavaştan kaçacağız. Günaydın. Günaydın. Evet, misafirlerimiz gitti. Yanımızda tava da yoktu. Misafirlerimizi getirecek diye. Şimdi soğuk kahvaltıya kaldık. Evet, yani ben bu kadar eksik olduğunu bilseydim zaten derdim hadi gidelim. Domates, peynir diyelim o zaman. Zeytin bile yok yalnız. Aç kaldık. Avlak bir bölge burası. O yüzden avcılar var. Köpekleri de bağırıyor, duyuyorsunuz. Çay bile demleyemeyiz çünkü demliği getirmedim. Acil işte çıktı teyzemlerin, o yüzden gitmek zorunda kaldılar. O yüzden. Oha, şuna bak. Çünkü. Ne o? Bimer. O kuş türünden değil de bu vurulanlardan dilerim. Dün ne soğuktu ama değil mi? Gece buz. Harbi buzlu. Ama biz neyden dolayı uyandık? Sıcaktan dolayı uyandık tabii. Bunları teyze mi topladı? Neymiş ismi? Keçi kulağı mıydı? Kızı kulağı. Bu sıcak çay olay değildi galiba. Ya ne oldu? Çaycı mı oldun başında? Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu üç gün bizi gerçekten çok zorladı. Şu anda nasıl eve gideceğiz, eşyaları temizleyeceğiz onu düşünüyoruz. Ama keyifliydi. Kar gördük. Şu anda eridi hepsi ama şaka gibi dün akşam çok güzeldi. Her yer çamur oldu o yüzden. Şu anda öyle maalesef. Tüm eşyalarımız, her şey çamur oldu. Bildiğiniz üzere kamp böyle bir sıkıntıları var. Şimdi onların sizin görmediğiniz boyutu daha var. Onların temizlenmesi, çadırın temizlenmesi, alt tentenin temizlenmesi, pollerin temizlenmesi, her şeyin temizlenmesi diyelim. Evet. O zaman kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.